siyasi şeyleri ya da başka kaygıları bir tarafa bırakıyoruz. Vicdanı, ahlakı olan her insanın bu olaya tepki göstermesi gerekir. Sonuçta bir halkın iradesi. Ben oyumu benimse ya da benimseme birine vermişim. Sen gelip bunu gasp ediyorsun. Bunun hiçbir yerde adı yoktur. Tamamen ahlaksızca bir şeydir. Hele hele söz konusu Kürtler olunca bu açık açık meydan okumadır, gasptır. Yani Kürt halkının iradesi yok sayılmaktadır. Bu Hakkari özgü bir şey de değil. Kendi dilleriyle söylüyorlar arkasının da geleceğini. Açık açık meydan okuyorlar. Bu kayyum sistemini kesinlikle reddediyoruz biz halk olarak. Bu doğru değil. Halkların oyları gasp edilemez. Bir halkın seçtiği asla ve asla iradesinin el konulamaz. Hele hele ki ben kendi oyumu verdiğimi, benim oyumu gasp edilmesini kesinlikle reddediyorum. Bunu kayyum sisteminin bir an önce geri çekilmelidir. Barışçıl, yeniden bir yaşanılacak bir ülke inşa edilmelidir. Kayyumu reddediyorum, kesinlikle reddediyorum. Yani tüm toplumsal muhalefetin, kadınların, LGBT artıların, feministlerin, işte Türkiye Sol Sosyalist Mücadelesi'nin hep beraber bu kayyum rejimine direnmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu Kürdistan'la başlıyor ama orayla da sınırlı kalmaz ki Kürt halkına yapılan aynı zamanda bize yapılmıştır da demektir. Buna karşı topyekun bir toplumsal mücadele vermek zorundayız. Başka türlü de bu faşist baskılardan kurtulamayız. Kayyum meselesi ve aslında bir topyekun olarak Kürt halkına karşı uygulanan siyaset, Türkiye'deki işçi emekçilerin ezilenlerin bir şovenizme, ırkçılığa sürüklenmesini ve esas kendi gündemlerinden uzaklaşması üzerine kurulmuş bir şekilde. Dolayısıyla bugün de biz bunun tekrarını yaşıyoruz. Daha önceki dönemde de DEM Parti'ye yönelik, partimize yönelik böyle bir kayyum saldırısı gerçekleşmişti. Ancak bunların her birinin sonucunu biz şu şekilde görmüştük. Her defasında halk daha fazla sahiplendi aslında. Gerek HDP'yi, gerek DEM Parti'yi süreç içerisinde daha çok sahiplendi. Bunun bir çözüm olmadığı aşikar. Biz gençler bakımından da burada Kürdistan'daki mücadelenin, yani oradaki halkın sahiplenme düzeyini yakalayacak bir biçimde Türkiye'deki işçi emekçilerin, ezilenlerin tamamının bu kayyum saldırısına karşı birleştirilmesi gibi bir görev duruyor aslında önümüzde. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde de kuşkusuz yaptıkları hiçbir saldırının hükmü kalmayacaktır. Zaten hükümsüzdür bizim bakımızdan. Siyasi olarak da hükümsüzdür. Halk nezdinde de hükümsüzdür. Bizim bu hükümsüzlüğü ve bu işin teşhirini aslında daha iyi bir boyutta yapmamız gerekiyor. Ki bu saldırılara bir dur diyelim ve rejimin önünü alalım yani. Bu sadece bir belediyeye vurulmuş bir darbe niteliği taşımıyor. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmış olan rektörden tutun, herhangi bir şirkete atanmış bir patrondan tutun ya da aile içine bütün yetkilerin kullanımının bir kocaya indirgenmesine kadar taşıyan bir sistemin adını taşıyor bu. Dolayısıyla herkesin bugün tabii ki özgün olarak belediyelerine sahip çıkması, seçilmiş iradelerine sahip çıkması ama aynı zamanda kendi yaşamlarına sahip çıkması için direnişlerin büyütülmesi, hayırların büyütülmesi gerekiyor. Bugün burada durmazsa İstanbul'da hakeza böyle bir risk altında ya da başka illerde bu risk altında ya da bireyin bundan sonra kamusal sürece katılım biçimi risk altında. Dolayısıyla demokrasi risk altında, cumhuriyet risk altında. O yüzden herkesin ama herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Kadınların, öğrencilerin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşların, örgütlü örgütsüz herkesin bu gidişata dur demesi gerekiyor. Her yeri eylem ve direniş alanına çevirmesi gerekiyor. O belediye başkanı bizimdir, biz seçmişiz. Haksızlık yani, bu bir şeylik değil yani, kayyum atıyor. Hani biz sonuna kadar savaşacağız yani. Orası bizim, başkasının değil, bu bir haksızlık.